Nasılsınız abi? İyi canım, nereden? İzmir. Ya saçlarıma bir fön çekeyim bir dakika. Çünkü bu ülkede federal devlete bir defa aldattın hayatın. Hayır. Rüya gibi gidiyor be. Rizeli misin abi sen? Ben Rizeliyim. Ne? Trabzon'da ben Rizeliyim. Diyorlar. Bu saçlar beyazsın, bence onlara gitmesen. Direksiyondaki hoca ama nasıl bir hoca, nasıl küfür ediyor görsen. Bunu Türkiye'de, dünyada yapacak bir adam yok. Burada gördüğün para, araba, ortam, para versen bulamazsın ben. Her şey burada. Öyle bir seksiydim ben ya, erkek güzeliydim. Vay iyiydim, bende bir de ses var. Her tutağın darararararar. Senin dersine şu 300 dolara bir al dedim. Abi yolculuk nereye gidiyor? Gençler ve daima genç kalan insanlar. Amerika Peterson, New Jersey Peterson'dan herkese selamlar diliyorum. Arkadaşlar burası Namı Değer Türk Mahallesi. Burada eğlenceli bir Türk kahvehanesi var. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Nasıl olacak içeri bilmiyorum. Kapı kapalı. Birazdan hani dümdüz dalacağım içeri gireceğim. Ama keyifli anlar olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Lütfen dışarıdan sandalye çıkarmayın diyor. Direkt zaten Türkçe yazımızı abi takmış. Selamlar. Merhaba abi. Girebilir miyiz içeri? Girelim. Baya kapıda, kapılar altında. Bir yere girecekmişim dedi ama. Türkiye şey NTV haber. Baya kahve yapmışlar. Abi selamlar. Türkiye'den geldik de biz. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Çekebilir miyiz? Ne iş yapıyorsunuz? YouTuber'ım ben. Tamam, çek. Nasılsınız abi? İyi canım, nereden? İzmir. Ya saçlarıma bir fön çekeyim bir dakika. Benim lakabımı duymuşsun bu. Duymadım, ne abi senin lakabı? Seksizsen. Ne? www.seksizsem onlardır. Seksizsem. Aynen. Konuşsun ya. Küfür yapmadık, ahlaksız konuşmadık. Hiçbir sıkıntı yok. 50 senedir buradasın. Kaç yaşındasın abi? 63 yaşındayım. Vay vay. Sen Türkiye'deki gibi devam ediyorsun ama herhalde burada yaşamına. Ya beni tanımayan Atatürk'ü tanımaz Türkiye'de ya. O kadar diyorsun. Değil mi? Sen tam yerine düştün. Allah Allah. Nasıl abi burada hayat? Neler yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? İyi buldum ya. Amerika bitti be canım. Be. 80'lerde 90'lara kadar. Hatta 94'e kadar çok güzeldi. 94'ten sonra bozuldu. Hadi ya. Değil mi? Niye? Ben 1985'te 600 dolar alıyordum haftada. Bugün 95, 5, 15, 25, belki 29 sene önce. Şimdi yeni alıyorsun fabrikada 500 dolar. O zaman ev kirası benim geldiğimde 75 dolar, 3 artı 1. Aa. Ama şimdi gene 500 dolar alıyorsun, kiralar çıktı 2500'e. Haklısın. Yaşam bitti ya. Abi kim oynuyor? Öyle kahve mi? Kimin abi burada? Koray Bey'im. Koray, onun yanında gel. Sen abin ne zamandır buradasın? Yeni geldim. Ben de 20 senedir buradayım. Yalavalı. Yalavalı. Yalavalısın sen de. Abi kim oynuyor? Şey çok tatlı ya burada. Rakı servisi de mi var? Her şey var. Şeyde peynirinizi koymuşsunuz, rakınızı koymuşsunuz burada. Sen karnını açmıyorsun. Yok. Değil, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hep sahipli kuvvetli de Süreyya abi. Süreyya'nın başka. Beyaz bir rakı daha ver. Ne kahvesi açacağız Süreyya abi, onu da söylesene. Her yerde 200 sende 100 liraya. söyle ne kahvesi açacağız. Süreyya abinin zamanında İstanbul'da otobüslerinden otobüsü almıyorlar sarhoşsun diye. Özel otobüs kiralıyor, çingeneleri koyuyor, Eskişehir'e one way süper gidiyor. Yok artık. Evet. Gerçekten. Abi sen Süreyya abin dediğin zaman bir düşüneceksin. Yani romantik yaşama içerim. Bana sigara olsun ama sigara yasak dediler ya. Dedim mavun dedim sen şu 100 dolar al idare et beni. Abi dedi şoföre konuş. Şoföre söyledim kabul etmedi. Dedim beni yazıhaneye götür. Otobüse inerken şöyle bir baktım otobüse 303 yazıyor. Yazıhaneye gittim. Şikayetiniz ne beyefendi? Dedim şikayet yok. Ben bir tane 303 istiyorum. Tamam beyefendi yolculuk nereye? Eskişehir. Efendim kaç kişi? Dedim bir kişi. Abi dalga mı geçiyorsun dedi. 600 doları saydım masaya. Bana iki tane şoför verdiler. Biri Ankara'dan Eskişehir'e götürecek imam. Diğeri de Eskişehir'in Ankara'ya götürecek. Hani beni bıraktıktan sonra gelecekler. Fakat Polat diye gelmeden yedek şoför komalık oldu. Ben buradan giderken damacana viski alıyorum. Canım okruplar. Koydum açtım onu da. Şoförle mavi sarhoş. Direksiyondaki hoca ama nasıl bir hoca, nasıl küfür ediyor görsen. İşte dedi ya dedi beyefendi dedi, sen bunlara içki verdin sarhoş yaptın.
Şimdi dedi Ankara'dan Eskişehir'e geçeceğim. Eskişehir'den de Ankara otobüsü ben mi getireceğim dedi. Gittim direksiyona. Hoca dedim senin derdine şu 300 numara bir al dedim. Abi yolculuk nereye dedi. Dedim sen bir Sivrihisar'a dur. Sivrihisar'ın çalgıcıları meşhur. Çingenleri meşhur. Müzisyenler hep oradan çıkar. Sen de çingene mi üzüyorsun? Otobüsünü doldurdum 25 kişi. Özellikle cümbüşçü aradım. Hepsini buldum. Çalgıcı, sağcı, kemancı, cümbüşçü, kanuncu, zurnacı. Hepsi geldi. 2000 duvarda onlara verdim. Tam kapıyı Eskişehir'e bana getirdiler. Otobüsten nasıl indiğimi hatırlamıyorum. Ama sigara içe içe geldim. Yok, ona memnunum. Kaç yılı bu? Birkaç senelik olay yani. Yok artık, o kadar yeni olay. Tabii canım, yeni olay. Genelde iki kere Türkiye'ye giderim. Benim mekanım Nişantaşı, Madam Desmina. Ben burada var ya, 20 sene önce karşıdan karşıya caddeden geçtiğim zaman Kur'an çarpı kadınlara bana bakma derdim. Böyle bana bakardı. Bana bakın kadın önündeki arabaya tak vururdu, kaza olur. Bakma dedim sana dedim. Öyle bir seksiydim ben ya. Erkek güzeliydim. Şimdi çöktüm. Ama Eskişehir'e gidersen Mayday'e uğra. Tamam. Barlar Sokağı çok meşhurdur. Mayday'de Serkan Bey göreceksin. Sen abi burada ne iş yapıyordun? Ben mi? Aa, Süreyya abi niye? 50 senedir burada hanımdan bir ayrıldım. Her şeyim gitti. Burada akıllı olan adam karısını boşamaz. Ve akıllı olandan adam evlenmez. Evlenirsen yandın. Hayatta bir sefer kafan çalıştı ha. Gittin. Vur. Vallahi bazen kafan çok iyi çalışıyor insanın. Tabii canım. Burada evlenirse, burada Amerika'da evlenmek yok. Ama Türkiye'de burası gibi, bizim gibi oldu. Aynı burası gibi. Tabii niye? Canım. Niye evlilik hayatı yaşayayım ben? Sevgili hayatı yaşa, istediğin zaman bırak. Sen boşandım, sıkıntı oldu diyorsun. Ay ay bir de 29 gün içeride yattım, yedim. Niye? Ve hanım bana dedi ki, ben 7 kere Amerika'da hapse girdim. Sen? Tabii canım. Çocuk, child support. Child support demek çocuk, çocuk parası. Demek çocuk parasını anında ödemezsen tak içeridesin. En son 29 gün yattım. Neyse benim teyze kızı geldi. 50 bin dolar yatırdı. Öyle çıktım ama 29 gün sonra. Hadi çocuk olsun. Parası 50 bin dolar mı? Tabii canım. Türkiye'de öyle bir şey yok yani. Çocuk Türkiye'yi öp de başına abi? Koy. Child support, he? Çocuk parası. Ayrılsam da, beraber yaşarsam da paraları ödemek zorundasın çocuklar. Çocuğun. Tabii. Ne kadar aylık, ne kadar ödüyor? Kefalet gibi bir şey. Çocuk başı 250 dolar. Aylık. Haftalık. Aylık mı? Aylık o söpte başına koy. Haftalık. Çocuk aylık başına 1000 dolar ödemen lazım eğer ayrılırsan mı? Gelirine göre bakıyorum. Gelirine göre. Eğer benim gelir, ben doktorsam, benim gelirim 50 bin dolarsa ben o hanıma haftada 6 bin, 7 bin dolar, 10 bin dolar ödemem lazım. Haydi, haydi. Haftada değil. Haydi. Ben haftada benim verdiğim oydu. Mısırlı bir doktor arkadaşım vardı. Bir tane kız çocuğu vardı. Allah seninle haftada 7 bin dolar ediyor. Demek ki bu doktorun yaptığı kazanca bak yani. Kazancına göre ödeme yapıyor. Tabii. Doktorun ama operasyon doktoruydu. Peki abi sen şimdi burada normalde emekli misin sen şimdi burada? Ne ben buradan mahallen emekliyim. Ama Türkiye'ye gitmeye korkuyorum yedim. Niye biliyor musun? Niye? Benim buradaki maaşım Türkiye'de tam 52 bin dolar para yapıyor. 52 bin Türkiye'den emekliliğim yok. Yıllık. Ama... Aylık. 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 52 bin dolar. Yok yani. No, 52 bin TL. Şu anda dolar olarak aldığım maaş Türkiye'de 52 bin TL yapıyor. Tamam. Kiram da yok ama kendime güvenemiyorum. Bu yetmez, rezil olurum diye gidemiyorum. 1600-1700 dolar gibi bir şey diyor zaten senin aldığın para. Evet ama aşağı bende yukarı. Alkol var. Karı var, kız ayağı var, meyhane hiçbir var. Hiçbir tanesi yok. Meyhane var da karı kız ayağı yok canım. Tövbe. Meyhane namuslu adamım ya. Meyhane var, meyhane var. Yok daha yok. Bunlar şaka yapıyor. Yok. Sende bir alkol var herhalde, seviyorsun. Yok, arada onda böyle akşamları işten çıktığımda iki duble içiyorum. Çalışmıyor mu, çalışıyor mu sen? Ben çalışıyorum, hem emekliyim hem çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Warehouse. Forklifçiyim ben. Bak 25 kuruş var mı İsmail cebinde 20? 25 kuruşun var mı? Var. Ver. Ne yapacaksın? İsmin neydi? Arda. Yok yok, evde bıraktım ya vallahi. 25 kuruş var mı? Bende var ya 25 kuruş. Bozuklar eve bıraktım ya. Bana ben bir dakika. 25 kuruş ayarlamaz mı? 25 kuruş var mı? Yok lan. Al sana 25 kuruş. Var mı? Al 25 kuruş. Gel. Var var var. Bak canım. Süreyya abi forklifçi. Şunu var ya. Bunu Türkiye'de dünyada yapacak bir adam yok. Bunu forklifte bunu kaldırabilecek adam var ya bir tek benim. O da benim. Sen bunu forklifte kaldırabiliyor musun? Bir kere de.
Yüksek adam bir adamı görmedim. 40 senelik mesleğim canım. Ya akıllı bir adama soru sor ya sen arkadaşım ya. Ya ben akıllı adamım da bakma bunlar şaka yapıyor ya. Vay yiğidim bende bir de ses var. Vay bir Türk sanat müziği okuyorum aklın durur. Abi öyle mi? Sen anlattığı gibi mi? Abi. Nasıl? Ya o biraz alkol aldı konuşuyor ya. Onu dinleme fazla. Canan'a sor onu oraya sor. Alkol alın mı o zaman abi sen? Varsa. Var her türlü yol var Treyam'da. Oriental dans. Ne? Doğru söylüyor. Bir oynasın. Dansözleri bırakıp kaçıyor meyhaneye. Ben bir dans yapayım oriental. Bırakıp kaçıyor kızlar. Sen asena var ya terk eder gider masayı. Ben gözümden gördüm. Bak Kur'an çarpsın diyorum bak. Sana yemin ediyorum bak. Bende yalan yok. Giyindiler, beyefendi idare eder buraya dediler, gittiler. Beni tanımak istiyorsan Facebook'a bakacaksın. Ne Facebook'a? Süreyya Selen. Seni takip veya Instagram'a mi? Bak. Takip etsinler mi? Olsun, baksınlar, takip etsinler. Tamam. Erkek güzeli görsünler. Sen kaç yıldır tanıyorsun abi Süreyya abi? Bayağı oldu tanıyorum. Ben de yalan olmaz yiğidim. Ben de yalan yok. Ben harbi adamım. İyi adamdır da uyurken iyi adamdır. Ya ben her zaman iyiyim. Her zaman. Kimseye de borcum yok. Yılbaşı akşamı parti vardı büyük bir yerde, kapalı bir yerde. İki dansöz bulup geldiler. Dansözler gerçekten profesyonel dansöz. Arkadaşım bir tane yaralanlar. Kızlar giyindi. Bu arkadaş idare eder böyle dediler. Gittiler. Bundan baş edemediler. Şaka değil gerçek. Sence nasıl abi yaşam burada? Yaşam şükür olsun. Türkiye'ye rağmen çok iyi. Ne işle uğraşıyor? Tır. Çok iyi para var diyorlar. Eski, şimdi gene var şükür olsun. Ama eskisi gibi hiçbir zaman değil. Fiyatlar yine eskisine rağmen aynı. Ama mazot fiyatları çok yüksek olduğu için. Mesela pandemi döneminde 7 dolar civarındaydı. Şimdi de yine 7 dolar civarında. Gel yiğidim bak. Bu da Bektaş. Hoş geldin. Bak Süreyya abine rakı veriyor. Sen de su alayım. Sen buranın sahibisi misin abi? Yok, çalışalım. He. E burada böyle güzel kahve kültürü artı rakı kültürü de birleşmiş gibi. Oo, sen ne diyorsun? Bak, 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 bak. Görüyor musun? Oh, yarası yedim. Tereyağı gibi gidiyor be. Renkli bir mahalleymiş ama burası. Peterson. Sen ne diyorsun? Buraya cuma, cumartesi geleceksin. Cuma akşamı veya cumartesi. Ses gerçekten var mı ya? Olmaz mı? Ne istiyorsun? Patlat. Ne iyisi, ne hissettiren? Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Yapıştır. Herkes Süreyya abiydim ben. Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Darararam. Açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın. Kim bilir hangi gönüldür durağın. Her gören göğsüme taksam seni der. Kimi ateş gibi yaktın beni der. Kimi bir nur bakışından söz eder. Kim bilir hangi gönüldür duran. Demez, hadi okurum. Güzel, okurum. Sizin güzel gerçekten de. Kadife yani gibi. Ne istersen gider. Şimdi sen abi, siz buraya nasıl gelmişsiniz? Benim dedelerim Kafkasya'dan göç oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunlar dağıldı. Ruslar bunları trenlere bindirdi. Gönderdi. Kimisi İtalya'ya gitti, kimisi Fransa'ya gitti, kimisi İspanya'ya gitti. Fakat orada kalanlar bazıları Suriye'ye gitti. O zaman Osmanlı İmparatorluğu, Vahdettin hani haindir diyorlar ya. Vahdettin hiçbir zaman hain değildi. Eğer o adam hain olsaydı vatanını paraya satar. Adam satmadı. Ama ne oldu? Atatürk geldi. Atatürk hepimizin Atatürk'ü. Hepimiz seviyoruz Atatürk'ü. Hepimiz Atatürkçüyüz. Allah bize böyle bir adam, bir mareşal, yani bir ümmeti Muhammed için bir adam gönderdi. Yani bu Allah tarafından olan bir şey. Ama şimdi bizim sol taraf bir sağcı var, bir solcu var. Şimdi
solcular sağ tarafı kötü görüyor. Kötü görme. Çünkü neden dersen o mermileri taşıyan, o bombaları taşıyanların suratlarına bir baksana. Seni Türkiye'm, beni Türkiye'm diye bir şey ayrım yapılmaması lazım. Tabii. Hepimiz biri. Birlik beraberlik olmamız lazım. Tamam, sen İslam'ı sevmeyebilirsin, camiyi sevmeyebilirsin. Ama sen de Türksün, ben de Türk'üm. Hepimiz biriz, birliyiz. Ama yok o aydınmış, bu yok bu namaz kılıyormuş. Böyle geri görmemek lazım. Ayrışmamaya gerek yok. Türklerin ne kadar müdahil, ne kadar kıymetli bir millet olduğunu 2 sene sonra öğreneceksin Arda. Bak ben sana yemin ediyorum. Arda ben yanlış. Bir de benim bu kalbim var ya okka gibi. Çok böyle. Otel gibi herkese yeri var. Gelin kalın. Çok memnun oldum seni tanıştığım için. Arda ben de seni tanımayayım. Bir de çok karizma, yakışıklı bir arkadaşsın yani. Sağ olsun, teşekkürler. Ya, mutluluklar diliyorum sana. Canımsın, canımsın. Nasıl abi, kim yendi? Ben yendim, ben boru yaptım. Süreyi abi mi yendi? Burası. Herhalde seksisin. Haydi gel. Sen... Ortalaya yolladım abi. Ben değil abi. Bunların ikisi beraber oldu da yine yolladım. Süreyi alalım. Arda, ne? Kalacak kırmızı. Ben gidiyorum. Var var arkadaşlar, ben artık gidiyorum. Son şöyle bir sizle bir konuşayım, gideyim diyeceğim. Var var. İyi ettin. Burada. Abi sen... Arda, emrin olur. Benim en müsait. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Emrin olur, emrin. Çok teşekkür ederim. Adamın başka bir şey daha söylüyordun sen kendinle, ondan sonra. Abi var mı Türkiye'ye söylemek isteyeceğim bir şey? Yok, şu anda herkes memnun burada. Oradakiler de memnun o şekilde. Tamam. Biz orada, biz burada, onlar orada memnun. O hiçbir şey söylemiyorum. Allah reisi başımızdan eksik etmesin. Amin cümlenize. Öyle söylüyorum. Amin. Amin dedim. Abi burada ben şeyi fark ettim. Amerika'daki en sıkıntılı şey, çok sosyal ortam yok ama siz burada bir kendi aranızda yine o Türkiye'deki bağları koruyabilmişsiniz. Ne diyorsun? O çok tatlı bir şey, o yaşatıyor yani. Hani en azından en az özlemi sağlayacak bir arkadaş ortamı kurmuşsunuz burada. Ya. Mesela hafta sonları ya da zamanımız, vaktimiz olduğu zaman mesela geliyoruz burada kahvede vakit geçiriyoruz. Ondan sonra işimiz olduğu zaman gidiyoruz işimizin başına. Kahve harici bir şey yapıyorsunuz mu? Yok, var mı etkinlik? Yok. Türkiye'deki aynı sistemi Amerika'da aynı, siz devam ediyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor. Ya yapacak bir iş yok başka. Sen ne işte uğraşıyorsun abi ben arada? Ben de aynı. Kamyon tırcıyım. Tırcı mısın? Ya. Peki bu... Arda bu güzel yüzü unutma. Seni unutur muyum abi bak, ben? Bak Remember'dız kutluluktayız. Of course. Of course. I have a... Ama İngilizcesi, Türkçesini bilmiyorum. I have a room for everybody. Tamam, herkes için bir evim var, odam var diyorsun sen. Canım. I have a heart like a hotel. You have a golden heart. Kaçım var herkese. Buyursun gelsin. Abi tır çok meşhur burada. Tırcılık nasıl? Ya biraz kazanç olarak diğer işlere nazaran daha iyi. Değil mi? Yani ailesi olan için anca geçim öyle sağlıyor. Şey önerir misin peki tırcılığı burada? Hani nasıl? Bir daha hani başka bir iş yapmak ister miydin yoksa tırcılık? Yok, restorançılık yaptık. Daha önce arkadaşlar restorantımız falan vardı. Yeah, ama yürümedi. Çok zor. Şartlar ağır. Kiralar çok pahalı. Rizeli misin abi sen? Ben Rizeliyim ya. Yani. Trabzon'da ben Rizeliyim. Nasıl? Rize ile burayı karşılaştırınca? Ya bizde 20 sene falan oldu. 25 sene oldu. Yanım 30 sene ya, oldu. 30 sene. Ya, Rize'de falan büyümedim ben. Hep dışarılarda geçti hayatım. Ama şey gibi diyor. Rize'de de herkeste silah var herhalde. Burada da herkeste silah var herhalde Amerika'da. Valla bilmiyorum ama Rize'de olduğunu biliyorum. Herkeste de silah. Burada olmaz ya. Öyle diyor. Amerika'da herkeste silah var diyor. Yok. İnanma ya. Amerikan halkı, bizim öyle şeylerle işimiz yok. Bizim işimiz kendi ekmeğimizin, şeyimizin peşindeyiz yani. Başka olan var tabii ki de yani biz... Ben bir hiç duymadım. Bizim ortamda kimse de görmedi, Tamam. Çok teşekkür ederiz abi. Kendinize iyi bakın. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Çok sağ ol, iyi günler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamam, kendinize iyi bakın abi, eyvallah. Arda ne buranın? Arena 34. Güreş mi yapıyorsunuz burada? Arkadaşlar burası, kafenin adı Arena 34 burası. 34'müş, çok renkli anları şahitlik ettik birlikte. Çok iyiydi gerçekten, çok temiz kalpli abi. Selamlar. Nasılsın abi? İyidir, çekebilir miyim? Nasılsınız? Merhabalar. Merhaba. Sen ne zamandır buradasın abi? Bayağı oldu bizim burada abi. Kaç yıl? 13-14. 13-14. Nasıl geldiniz buraya? Ben geleli 33 sene oldu. Dedem geldi 70'lerde. İstek yaptı, biz öyle geldik. Güzel. Sen? Biz de aynı şekilde. Babam çocuk, biz 12 yaşındaydım. Green Card'da geldik. Sen de mi Green Card'da geldin abi?
O zaman daha mı rahattı green card almak? O zaman istek yapıldı yani. O zaman çok buraya gelen yoktu. Herkes Avrupa'ya kaçıyordu o zaman. Amerika'ya çok gelen yok. 2000'lerden sonra geldi herkes. Nasıl peki burada yaşam? Neye göre? İyi yanları nedir Amerika'da yaşamanın sence? Türkiye'yi de görmüş biri olarak. Yani çok kısa çok, gördünüz çok ama. Ama bunu rahat söyleyebilirim. Burada düzen var. Bir de al gülüm ver gülüm. Yani her şey anında halloluyor. Veresiye yok burada diyebilirim rahat bir şekilde. Bir de yani Türkçe'de bizim öğrendiğimiz bir şey var. Ne yapacaksan yap, Ankara'da bir dayın olsun derler ya. Burada öyle bir şey yok yani. Çalışanın karşılığını alırsın burada. Yani hiç tanıdık veya torpil işine gerek yok ona. Onun yüzünden herkese eşit bakıyorlar. Onun güzelliği var. Sen de o zaman kötü taraflarını söyle burada yaşamın. Ben söyleyeyim, sosyal hayat diye bir şey yok. Sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. 15 dakika yemeğe çıktık, hemen geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz da 1,5 saatte onun acısını çekeriz şimdi. Almanların Amerika için çok güzel bir sözü var. Dünyada herkes çalışma için yaşar ama Amerika'da yani şey için. Yani insan sadece burada çalışıyor açıkçası. Tam Türkçesini tercüme edemedim de. Burada çalışma var. Misafirlikle gezelim, dolaşalım, konuşalım. Böyle bir ortam yok. Şimdi hadi. Dört arkadaş bir araya gelsek 6 ay önceden planlaman lazım. Şimdi sen müsaitsin, ben değilim. Çalışma saatlerin farklı olmasından mı kaynaklanıyor bu durum? Ha, burada çalışma saati bu. Kaç saat çalışıyorsun haftada? Vallahi saymıyorum çünkü sayarsam moralimi bozar. Dün gece sana kaçta emir gönderdim abi? 11'de. İşiniz ne bu arada? Ben bankacılık yapıyorum. Ben de emlakçıyım. İkiniz de hepiniz de yasal çalışıyorsunuz burada değil mi? Evet, şeyle. Şey dediler bana, hani buraya ilk gelen Türkler yasal çalışmıyor ya. Bir 2-3 sene bir iltica süreci oluyor gibi şeyler oluyor. Evet. Orada vergi verilmiyor. Ama iş ne zaman ki yasal olarak çalışmaya başlayınca büyük vergiler, işte çalışma saatleri giriyor dediler. Onun hakkında ne düşünürsün? Amerika'da vergi ödemediğin müddetçe hiçbir şey yapamazsın. Burada para önemli değil, burada kredi önemli. Kredi oluşturman lazım, onun için hem vergi lazım hem de kredi kartlar, sosyal lazım. Sosyal skorina. Bu olmadığı müddetçe paran olmasın yine bir şey başarırsın. Paran olsun ama ne kredin olsun ne gelirin olsun yine hiçbir şey yapamazsın. Şimdi sen bunu yayınlayacaksın ama yine ben söyleyeyim. Bu ülkede başaracaksan Türk gibi düşünmen lazım bazen. Kulağını tersten kaşıyacaksın ki bir işi bitirmen için. Hani İngilizce'de söylerler, there's black, there's white and there's grey. Siyah var, beyaz var ve gri var. Siyah beyazına devam edersen yani normal 9'dan 5'e ancak kendi yağında kavrulursun. Ama griye uzmanlaşman lazım ama kırmızıya hiçbir zaman çevirmeyeceksin. Kırmızı olmayacak o çünkü bu ülkede federal devleti bir defa aldattın hayatın bir. Hayır, kırmızı dediğin yasal olacaksın burada her yasal şey. Yasal olacaksın. Devlet burada sana söylüyor zaten. Bunlara göz yumarım diyor. Yani ipucu veriyor sana. Ama sen de tutup da adam eline verdiğin kolunu çekersen yani acısını sen çekersin sonunda. Asıl Paris'in yüzünü akşamları görürsün. Ya, tamam mı? Niye? Paris'in canlı olduğu saatler akşam olur. Neden? Abi şimdi herkes çalışıyor. Şu an sokakta gördüğün... Ya şimdi bunu da yayınlarsan seninle hesaplaşırız, bulurum bak sana. Bu saatte sokakta gördüğün saatte ya biz yemeğe geldik ya bir toplantıya geldik. Ya da affedersin bir poka yaramadım hala Amerika'dayım diye kahvede otururum akşama kadar. Bu tipte. Onu yayınlamayayım mı bunu? Ha? Yayınlamayayım mı bunu? Bunlar beni bulurlar şimdi. Bir şey olmaz ya, bir şey olmaz. Ama onu demek istiyorum. Anladım, anladım. İşini gücünü bitirdikten sonra insanlarla burada tanışmak daha mantıklı. O zaman Paris'in asıl yüzünü akşam görürsün. Şimdi ben burada büyüdüm. Yeah. Eskiden biz buraya çok eskiden gelirken derler ki Paris'ine gitme çok tehlikeli çok kötü derdik. Ya buraya babam bizi bir taşıdı çünkü Türk kültürümüzü kaybediyorduk. Türkçeyi konuşamıyordum ben doğru dürüst. Babam beni buraya getirdi. Dedim ki baba beni götürme Paris'ine dedim. Korkardım. Ama abi burada gördüğün affedersin para, araba, ortam ara versen bulamazsın başka. Her şey burada. Burası gerçekten de bir Türk kasabası değil o zaman eskiden herhalde. Daha çoktu. Eskiden çok çok daha Türk vardı. Bunların hepsini görüyorsun marketten. Tane tane sayarım sana. Hepsi Türk de eskiden. Öyle. Şimdi Arap parası geldi. Araplar burayı yavaş yavaş abi 500 bin dolar bir kere adamlar 800-900 dolar 1000 dolar para veriyorlar. Ondan bir kere. O kere para var. Ara parası dedikleri boşuna değil şimdi. Tamam mı? Adamlar da öyle yaptığı zaman ne oluyor? Türkler değinmediği şeye bakmazlar abi. Hadi abi. Merhaba. Ha, işte nasılsın abi? Hakiki Türk. Kaç senedir Amerika'dasın sen? 46 senedir. İşte Türkçe konuşuna dua ediyoruz biz. Nasıl? Bundan daha iyi Türkçe konuşuyoruz. Nasıl abi burası? Peterson nasıl? Ne hissettiriyor sana? Paris'te Türkiye'nin hepsi burada boğulur. Bütün restoranlar burada. Ben buradan 45 dakika güneyde yaşıyorum. Böyle bir Türk malı almak istiyorsam, güzel Türk yemeği yemek istiyorsam buraya geliyorum. Peki burada aksiyon oluyor mu bu caddelerde çok? Ne bakımdan? Genel yani böyle bir Amerika'daki o işte daha işte alt taraf birazcık daha... Buraya bence gitmesen. Kaynıyormuş diyorlar. Mavi gözlüsün, uzun saçlı, beyazsın. Bence oralara gitmesen. Akşam dediğin akşam iki tane yanlış bir dönüş yaparsın, geri dönemezsin o zaman. Eğer bence sen gitme. Eğer bu sarıyı bana 20
sene evvel sorsaydın farklı bir cevap alırdım anne. Şimdi nasıl? Vallahi bilmiyorum. Ben evde evliyim. İyi abi, kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim şöyle. Memnun oldum. Eyvallah. Kendine. Abi kendine iyi bak. Abi görüşürüz. Hayırlı işler sana. Kendine iyi bak abi, görüşürüz. Eyvallah. Hadi bay.